büyük bir değerdir. Hani bizim ailemizden gelen bir insan. Hem Karadeniz'de hem işte Batı'da, yani Türkiye'nin hangi coğrafyasından bahsederseniz bahsedin, oralara bile o sevgiyi getirmiştir. Paylaşmayı, bölüşmeyi, insanı çok seven biriydi ama ömrü çok kısa, işte 33 yaşında aramızdan gitti ama o kısacık hayatına çok şey sığdırması, işte geriye, hani tarihe iyi bir damga vurması. İşte bugün hepimiz öleceğiz ama Kaz'ın bugün düşünceleri, fikirleri, yaptığı ne varsa yaşayacak. Karadeniz'de hem müzikte hem sanatta devrim yapan adamlardan bir tanesidir. Uzun saçlı olması, aykırı olması. Onun yaptığı işte sanat, müzik birçok sanatçılara, gençlere örnek oldu. Gençler işte Kazım abilerini örnek alarak güzel şeyler yapıyorlar falan. Bunlar da bizi tabii ki mutlu ediyor yani. Oro parzo arti vare çkimi verin çariç başa. Bana Karadeniz müziğini Kazım sevdirdi. Ben hiç sevmezdim. Ben daha çok böyle hani ne bileyim işte Erkin Koraylar, işte Bülent Ortaçkinler, Fikret Kızıloklar. Biz onlarla hani yeni türkülerde, Ezgi'nin günlüğüyle falan bir grup yorum. Biz bunları şey yapardık ya. Yani kendi evimiz gibi. Kapıyı çalıyoruz, işte merhaba diyoruz, işte başkanımızın selamını getirdik diyoruz ve böyle güzel dileklerle. O yaptığımız işin karşılığında da bize dua ediyorlar. Üç kişiyiz. Bir bayan arkadaşımız o bayanlara gidiyor. İki erkek kuaförü. Totalde 15 kişi falan. Bazen 17 oluyor. İşte hani 4'er kişi, 5'er kişi falan. Günde hani ben ortalama 5 kişi falan 5 evlere gidiyoruz. Genelde saç kesiyoruz, saç tıraşlarını, yani bizim sistem içerisinde ayda bir kere, sakala 15 günde bir geliyoruz. Yani hem yaptığımız işten zevk alıyoruz, seviyoruz çünkü, yani işinizi severseniz başarılı olursunuz. Nereden bakarsan bir 30 senedir var. Babam mesleği, babamdan bana kaldı. Öyle devam ettiriyoruz, idame ettiriyorum yani mesleği.